Bak şimdi burada laf arasında bir de suçlandınız. Dani'nin de adı geçti şöyle ortalıktan. Yani herkesin işine geliyor. Çünkü aşk yaşayanlar Dani ile Tankut, Eser'le Cansel, belli çiftler kalacak. Kanka biz Ayrılmamız işine geliyor. Tabii canım, zaten şu an rakip aşk azaldı. Falan yaşamıyoruz yani. Rakip o ayrı bir yani. Durum. Zaten Tankut Dani ile şurada konuşuyordu aşktan meşkten. Aa işte aşk yaşasınlar bol bol. Öyle mi Dani? Tabii Dani yön değiştirmezse. Dani bir saniye cevap verme. Lütfen. Çok özür dilerim. Yine herkesin sesini kestim. Yine bütün toplar benim üstüme gelsin. Şöyle bir durum var. Bu evde 7 damat 7 gelin adayı var. Herkes de birbiriyle aşk yaşama özgürlüğüne sahip. Hatta kimse kimseyi bu. De kıskanma durumunda değil. Emin herkesin misin? Aşkı kendine. Emin ben misin? Burada bir laf söylerken bir onların aşkını Ayça? Kıskandığından dolayı söylemiyordum. Sadece görüşlerimi söylüyordum. Yani. Ya ben tek bir şey diyebilir miyim? Ya biz size bakıp bak bir şey söyleyeceğim. Ben sakin kalmaya çalışıyorum ama tek bir şey söyleyeceğim. Kimseye suç atmanın bir manası yok ki. Elinde olan aşkı sen kendi elinle kaybettin ya. Tamam işte oldu bitti. Tamam. Allah tamam. Allah. Zaten bitti. Tamam mı? Sırada bak bunu söylüyorsun. Tamam bak ya. Valla ben sinirlenmeye başladım. Bak yok Allah aşkına. Adam zaten dünden hazırmış. Ben sana söylüyorum. Var olsun Ayça. Ya bu kadar kolay mı ya? Dünden hazırmış diyor ya. Bu kadar kolay değil mi? Tabii ki bu kadar kolay değil Seda abla. Baksana adam o resimleri gördü. Demek evlensek bir şey de bitirecekti. Bir saniye. Yahu ben mi çektim o resimleri? Tamam o ben yaptım ettim hatalıyım diyorum zaten. Niye beni kimse anlamıyor? Ama işte böyle diyorsun. Ben bir aynı şey söylüyorum. Böyle diyorsun. Tamam, söyleyiş tarzın ne böyle söylediğin benim. Değil, yani. Nasıl söylediğin önemlidir. Peki tarzın Emre'nin gözüne bakıp ilanı aşk ederken böyle miydi? Değildi. Tarzın bu benim demek dünyanın en kolay şeyi. Bak ama bak 14 kişi bir de ben. Hepimiz diyoruz ki yumuşa yapma alttan al şudur. Yok sanki bunları hiç tıkadın bize de tıkadın kulaklarına. Seda Hanım öyle bir dönemde yaşıyoruz ki maalesef her şey disposable. Yani alıyorsunuz bir şeyi böyle böyle hemen at çöpe. Ya eskiden bir dikiş nakış vardı insanın çorabı delindiği zaman dikerdi şimdi o da yok. At tam hemen çöpe. Ya olacak iş evet. Mi ya bu kadar kolay mı ya? Ben sizin yerine sinirleniyorum işte, burada niye ya. Niye bunu arkadaşına söylemiyorsun sen onu anlamıyorum. Çünkü bu kadar kolay mı diyen... Şey. Ya ben çünkü... onunla konuşuyorum bir susar mısınız? Bu kadar kolay mı diyen adama bak ya. Emre'ye niye söylemiyor bunu? Ayça. Ya Emre geldi senin ayağına dün dalga mı geçiyorsun Ayça Allah rızası için biz mi yanlış görüyoruz bir şey ya? Yani şu an ya bir ilişkiniz yok ki Allah aşkına konuşturmayın beni ya. O ben şimdi bunu derdim onunla görüş. Allah Allah sen ilişki demeyin sen bana. Içine sakladığın bana ilişki demeyin yani. Ayça saygı duy sus yaptığın hatadan sonra biraz saygı duy. Burada herkes bir şeyler yaşıyor. Buna da saygı duyman gerekiyor. Duyuyorum zaten bana kalkıp şöyle belli. Böyle demesin kimse. Kimsenin ilişkide benim gözüm yok. İstesin peki Dani ile kavgan ne yüzdendi? Erkekler izlesin bakalım Dani ile ne yüzden kavga etmiş Ayça. Bir bakalım. Ne yangına körükle gitmesi ya? Kız orada açık açık siliyor bu kırmızı. Al Dani sana hediyem olsun. Resmin yanına koy. Öbür tarafa da Tankut yazdı. Sen Emre'yi hak etmiyorsun. Senin yüzünden biz sen Tankut hak ediyorsun. Gerçek senin yüzünden bu evde ya. Gerginlik yaşıyoruz. Buna hakkın yok. Buna sen karar veremezsin. Ben karar veriyorum. Çünkü kes bu evde sesini. Ben de yaşıyorum. Kes sesini be kes. Tamam mı? Kes. Senin saçma sapan hatalarını biz burada kes sesini. Ay gerginlik yaşıyorum. Senin aldatmalarınla mı uğraşacağız biz ya? Bak Dani düzgün konuş aldatmak falan demesin oğlu var ya mutfak. Terbiyesiz. Terbiyeyi senden mi öğreneceğim? Aynen. Terbiyeyi herkesin senden mi öğreneceğim ki gerekiyor. Sen kimsin ya? Niye her şeye biz böyle müdahil oluyorsun maydanoz gibi? Bak neye üzülüyorum biliyor musun? En çok neye üzülüyorum biliyor musun? Kendini bu duruma düşürdüğüne. Ay Emre. Tamam mı? Gerçekten. Lütfeni falan yok ya. Lütfen cidden. Demedim boş ver. Şunları görüyorum ya. Şunları görüyorum ya yani hani ne olmuş diyorum ya ne yapmışız biz diyorum ya. Aynen ve bak, doğru söylüyorsun. Allah iyiliğini versin tamam mı? Teşekkür ederim. Allah senin iyiliğini de. Versin. Senin hani, de öyle. Şey yapma bak saldırma saldırdıkça batıyorsun. Sus. Saldırma. Bir sus bir dinle çocuk. Şunu yapmayı becersen zaten bir sorun yok ama bunu yapamadığın için kaybediyorsun. Bu farklı bir şey orada yaşadıkların farklı bir şey. Bana karşı gözlerinin içindeki o giden şeyler farklı bir şey. Üst üste gele gelinen nokta bu. Ağzımı açmıyorum, saygımı bozmuyorum, efendiliğimi bozmamaya çalışıyorum. Bak ben burada mağduru da oynamıyorum ha, haberin olsun. Bak mağduru tamam. Da oynamıyorum. Benim canımı sıkma, beni çileden çıkarma yeter artık, yeter. Bak bir şeyler bitti, efendiliğimi korudum ama beni efendiliğimden çıkarmaya çalışma.
İnsanlar ayrılırken belli olur çocuklar. İnsanlar, ilişkiler ayrılırken belli olur. Canım cicim de hepimiz iyiyiz. Hepimizin maşallahı var. Hepimizin karşılıklı beklentileri var. O yüzden Emre'cim sen olduğun gibi kal, bildiğin gibi kal. İzleyen milyonlarca izleyici kime nasıl, neye, ne kadar değer vermesi gerektiğini hepimizden iyi biliyor. Sen rahat ol. Eser sen bir şey mi söylüyordun? Yok, artık söyleyecek bir şey yok zaten. O zaman ben kızlara dönüyorum. Melis'in çoktandır söylemek istediği bir şey var. Az önce Dani'nin de atışmasını gördüm. Neyse olur, sen yeter ki sen kız neyse olur.